Başla. Herkese selam. Bugün İngiltere vizesine, Birleşik Krallık vizesine nasıl başvurduk bunu konuşacağız. Londra'dan döndük, ayağımızın tozuyla, gelen sorulara daha fazla karşı koyamayarak. Bu başvuruyu nasıl yaptık? 2 haftada vizemizi nasıl aldık? Bunlardan bahsedeceğim. Bu videonun konusu, ana konusu vizenin başlangıcı nasıl oldu, nasıl gelişti, evrak listesinin detaylı hali ve sonuç olarak devam edecek. Vizeyi nasıl aldık diye sorarsanız aslında bize önerilen süre gideceğimiz tarihten en az 15 iş günü öncesiydi. Fakat bizim bazı durumlarımızdan dolayı işle ilgili biz daha kısıtlı bir süre içerisinde başvurmak durumunda kaldık. Ama çok şükür ki 2 haftada elimize ulaştı. Şimdi bu aslında Birleşik Krallık vizesinin biraz neden tercih ettiğimizle ilgili bir konuşma olacak başlangıçta. Şundan dolayı tercih ettik çünkü Schengen'den farkı var. Schengen'de bir kere randevu bulmak çok zordu ve biz bir sürü ülkeye denedik bulamıyoruz. Randevular bir anda açılıyor ve hemen kapılıyor. Site donuyor ve biz kala kalıyoruz yani. Acentalar aracı kurumlar genellikle kapatmış oluyor bir kısmını. Yani biz öyle duyumlar aldık. Bu yüzden randevu kolay alınabilir olduğu için İngiltere Birleşik Krallık vizesini tercih ettik. Bu bir. İkincisi en az 6 aylık bir vize veriyor. Bu ne demek? Daha önce Schengen başvurunuz yoksa ve hani ikinci ya da üçüncü başvurunuzsa eğer çok uzun süre vize vermiyor Schengen. Mesela benim 5. başvurumda bana 2 haftalık falan verdi. Bir öncekinde 1 aylıktı ama 2 haftaya düştü. Hani çok stabil değil. Ama İngiltere Birleşik Krallık vizesi en az 6 aylık veriyor. Sonrasında 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl şeklinde devam ediyor bu vize türleri. Fiyatlarını buraya bırakacağız altında zaten. Üçüncü fark, Schengen'le olan farktan bahsediyorum. Bir avantaj gibi değil bu ama. 5 ayrı ülkeye gidilebiliyor. Bunlar ne? İşte Galler, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve İrlanda. İrlanda dememe sebebi ayrıyeten şu. Çünkü Dublin'e gitmek için bir uygulama var. Yani direkt olarak Dublin'e gidemiyorsunuz ya da İrlanda'ya gidemiyorsunuz. Bunun ismi, aşağıya yine linkini bırakacağım. Teyit edebilirsiniz bu bilgiyi. İstisna bu. Short stay vize olarak geçiyor. Ve sadece İngiltere vizesinde turistik vizeye sahip olanlar bundan yararlanabiliyor. Önce İngiltere'ye girmek koşuluyla Dublin'e uçabiliyorsunuz, seyahat edebiliyorsunuz. Ama bizim önceliğimiz şu an İngiltere, Londra. İngiltere ve İskoçya hatta bizim Yani Birleşik önceliğimiz şu Krallık anda. diyoruz. Evet, o yüzden 6 aylık bizim için aslında şu anlık yeterli. Belki sonra 2 yılda da başvuracağız. Süreç şöyle işliyor arkadaşlar. Şimdi biz Mart ayında bazı araştırmalara başladık. Dedik ki ne yapsak, işte biletler ucuz, Schengen'de de randevu yok falan diye böyle bir fokurdamaya başladık. Sonra araştırdık, işte siz nasıl bu videoyu izliyorsanız biz de videolar izledik. Ve çok fazla bir kaynağa ulaşamadık aslında. O yüzden biraz zorlandık. Çünkü bu da bizim ilk başvurumuzdu. Ve hani olabildiğince çok kaynak inceledik, araştırma yaptık. Sağ olsun arkadaşlarımız da vardı giden, onlar da yardımcı oldular. Resmi bir evrak listesi bir kere yok internet üzerinde. Şimdi bu İngiltere yani Birleşik Krallık vizesinin başvurusu için bir aracı kurum var. Resmi aracı kurum bu. İsmi TLS Contact diye geçiyor. Şimdi bu aracı kurum belirli bir evrak listesi vermiyor size. Diyor ki buradan döneceğine dair eğer turistiğe başvuruyorsan gerekli belgeler. İşte eğer şirket yani bir yerde çalışıyorsan şirket belgeleri, kişisel bilgiler gibi böyle ana başlıkları veriyor ama detay yok. Biz de birkaç yere baktık, forumlar inceledik. Birbirinden farklı olan bir sürü evrak listesi vardı. Bunların böyle ortalamasını aldık gibi kendi kendimize bir şey oluşturduk yani. O yüzden bu videoda bahsedeceklerim aslında bizim kendi inisiyatifimizde resmi olmayan, herhangi bir danışmanlık içermeyen, kendi oluşturduğumuz bir süreç ve evrak listesi olacak. Bunu belirteyim başta. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada bununla ilgili ekstra sormak istediğiniz bir şey varsa, benim bilebileceğim tamamen dediğim gibi kendi tavsiyem olan şeyleri cevaplayabilirim. Aşağıda yorumlara bırakın. Öncelikle süreç nasıl işliyor bundan bahsediyordum. TLS Contact denilen bu aracı kurum bir yerde devreye giriyor. Ama öncelikle biz ne yapıyoruz? Eğer başvuru yapmak istiyorsak, karar verdiysek artık İngiltere vizesini almak için. Önce tabii ki de İngiltere'nin yani Birleşik Krallığı'nın aslında resmi sitesine giriyoruz. Gov.UK, yine aşağıya linki bırakırız. Buradan turistik vizeye başvurmak için öncelikle kayıt olmamız gerekiyor. Bir hesabımızın olması gerekiyor. İşte kişisel bilgilerimizi veriyoruz, mail adresimizi veriyoruz, kayıt oluyoruz. Birinci aşama bu. İkinci aşama buradan başvuracağımız vize türüne bağlı olarak bir başvuru formu doldurmamız gerekiyor. Turistik vizeyi seçiyoruz. Başvuru formunu doldurmaya başlıyoruz. Kısa bir not. Başvuru formu daha uzun bir süreç. Yani detaylı bir video olacağı için onu da yapacağım. Onu da çekeceğiz. Çok kısa sürede yayında olacak o da. Takip etmeyi unutmayın. Hem başvuru formu hem evrakların yüklenmesi. Birazdan anlatacağım detaylar var. Onların hepsini ayrı bir videoda anlatacağım. Bu videonun konusu sadece evrak listesi ve genel olarak İngiltere vizesi nasıl alınır oluyor aslında. İkinci aşama şu. Vize türünü seçtiniz. Başvuru formunu doldurdunuz. Ücret ödemeniz lazım. Para ödemeniz lazım ki aracı kuruma gidip randevu alabilirsiniz.
Ne yapıyorum? Ben artık şu anda 1 yıllık mı, 6 aylık mı, ne kadar başvurmak istiyorsan bunun parasını ödüyorum. Ama unutmayın ki, bu arada Instagram'a çok linç yedim bununla ilgili. Eğer beni izliyorsanız arkadaşlar, biliyorum tabii ki de 6 aylık başvurabilirsiniz, 2 yıllık başvurabilirsiniz. Yani ilk başvurumuzda 6 ay diye bir şey yok, bunun farkındayım. Ama bize önerilen şey buydu, yani bizim araştırmalarımızın sonucunda ilk başvuruda 5 yıllık başvurmayın diyorlar. Bence ilk başvuruda 6 aylık başvurun. Yine de garantisi yok ama siz bilirsiniz. Bu senin rotanı da takip edin. Çünkü zaten riskli, zaten zor verilen bir vize. Neden ben 5 yılın parasını ödeyip, 771 pound ödeyip buna başvurayım ki deyip, ilk başvuruları genelde 6 aylık yapıyor insanlar ki hem şansını denemiş oluyor hem de daha az ücret ödemiş oluyor yani başlangıçta, reddiyerse. Biz de böyle yaptık. 6 ay için 115 pound ödedik. 6 ay için 115 pound da kalmadı. Burada bir şok yaşadık küçük Bujo. İstanbul ya da Ankara'dan başvurmadığımız için, yani ana merkezlerden, TLS'nin olduğu ana merkezlerden başvurmadığımız için, bir de bizden İzmir'e özel 76,5 pound daha aldılar. Biz bunu böyle... İstanbul, Ankara çok hoşdur. Ama bana ne? Ben mamur değilim. 1200 liraya uçak bileti var, çok iyi falan diye başlarken 115 pound, 76 pound nereye gidiyor diye korka korka yaptık. Bir de bir aşama daha var. Sağ olsun aracı kurum her şeyi düşünmüş, nasıl para alabiliriz diye. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi ne yaptım? 115 pound'u verdim. Artık randevu seçeceğim. Randevu seçerken bu aracı kurum bana diyor ki, sen diyor evraklarını ya kendin topla, bunların hepsinin çıktısını al getir. Ben sana burada danışmanlık vereyim. Diyeyim ki şu evrak eksik, şunu tamamla ya da şunu şöyle çıkar diyeyim. Sana bir danışmanlık karşılığında para isteyeyim. Bu da üçüncü aşama aslında. Böyle yapabilirsin diyor. Ya da diyor sen self servisi seçip kendin her şeyi sorumlu olup her şeyi kendin toparlayıp online olarak yükleyebilirsin diyor. Biz de tabii ki de bilin bakalım hangisini en ucuz yılı seçtik çünkü zaten yeteri kadar para ödedik diye düşündük ve self servisi seçtik. Sonra tekrar araştırmalara başladık, ne yapacağız, nasıl yapacağız vesaire diye. Neyse ki biz varız şu anda, sizin araştırmanıza gerek yok. Self servisi seçtik. Artık online yükleme kısmına kadar evrakları toplayacağız. Sonra hepsini randevudan önce, randevudan en az bir gün önce sisteme yükleyeceğiz. Peki bu evrak neler? En başta söylediğim gibi yani resmi bir evrak listesi yok. Biz bunları araştırdık ve kendimiz karma bir liste oluşturduk. O yüzden size bizim başvurduğumuz turistik vizenin gerekli bulduğumuz evraklarını söyleyeceğim. Önce pasaport tabii ki. En az 6 aylık bir vizeye başvurduğunuz için pasaportun süresi olması, yeterli olması gerekiyor. Hesap dökümleri, kısa bir not, hazırlayabildiğiniz, alabildiğiniz tüm belgeler İngilizce alın. Ama alamıyorsanız da gidip de mütercim tercüman mı denir? Onaylı tercüman. Neyse. Yeminli tercümana gitmeye bence gerek yok. Çünkü biz yapmadık. Alabildiklerimizi aldık, alamadıklarımızı Türkçe verdik ve vize aldık. Bence çok etkileyen bir şey değil bu. Bu benim fikrim. Hesap dökümleri. En az 6 aylık hesap dökümlerini alıyorsunuz. İçinde tabii ki maaşınızın düzenli olarak yattığı ya da işte gelir giderlerinizin düzenli olarak işlediği bir hesap olacak. Ayrıca bir anda bir para yüklemesi gibi şeyleri tabii ki hiçbir ülke kabul etmiyor. Hiç hoşlanmıyor böyle şeylerden. İşte arabamı sattım hemen oraya para yükleyeyim. 600 bin lira daha gelmiş olsun 2 gün önce gibi. Ondan şüpheleniyorlar. Yani kalma riski görüyorlar. O yüzden düzenli olan bir hesap olmasına dikkat edin lütfen. Aynı zamanda hesap dökümlerinin içinde varlığınızın da olması gerekiyor. Biz şöyle düşündük, kafamızdan bir hesap yaptık. Günlük 50 ya da 100 pound gibi kişi başı bir fiyat belirledik. TL de gösterebilirsiniz, dolar da gösterebilirsiniz, pound da gösterebilirsiniz ama biz TL gösterdik ve buna göre işte kalacağımız bir hafta boyunca ne kadar olması gerekiyorsa onu orada bıraktık. Onu görmelerini sağladık yani. Başvuru formu, diğer videoya geçeceksiniz yayınlanırsa siz bunu izlerken. Başvuru formundan sonra maaş bordrosu. Biz çalışan olduğumuz için 3 aylık maaş bordrosu sunduk. Bunların hepsi bu arada Türkçe. En azından benimkilerin hepsi Türkçeydi. Rezervasyonlar. Şimdi biz şöyle bir şey yaptık. Ucuza bir uçak bileti bulduğumuz için bunları riske girerek aldık. Ama aslında İngiltere senden bunu almanı beklemiyor. Yani uçak bileti sunmanı beklemiyor senden. Çünkü bu biraz daha Amerika vizesi, İngiltere vizesi gibi olan şeyler uzun süreli oldukları için 6 aylık, işte 10 yıllık, 2 yıllık neyse herhangi bir uçak bileti satın almana gerek kalmadan başvurabiliyorsun aslında. Ama biz satın aldık ve bunları sunduk. Oraya koyduk belge olarak. Konaklama rezervasyonu. Yine kalacağımız tarihler arasında işte o bir hafta içerisinde gideceğimiz yerin ücretsiz iptal olan yani iptal edilebilir halini aldığımız bir konaklama rezervasyonumuz vardı. Onu da koyduk, ekledik. Biyometrik fotoğraf 2 adet. Bu kesin lazım. E-Devlet çıktılarına geliyorum. Bunların bazıları Türkçe dediğim gibi, bazıları İngilizce. İkametgah, SGK dökümü, işe giriş bildirgesi, nüfus kayıt örneği. Bunların hepsi Türkçe olanlar. QR kodlu olacak hepsi. Sabıka kaydı, bu İngilizce oluyor ve hani İngilizce verebildiği için bunu sistemden o şekilde alabiliyorsunuz kolayca. Kimlik fotokopisi ve niyet mektubu. Bence burası en önemli kısım. Çünkü niyet mektubunda yazdığınız her şey onlara aslında
aslında birebir ulaşmanın en iyi yolu. Yani sen istersen hesap dökümüne 1 milyon TL para göster, milyonun olduğunu göster ama çok işe yaramıyor yani. Senin stabil ve normal, düzgün bir insan olduğuna inanmak istiyorlar. Çünkü gel git hani orada kalma. Milyoner olmak da aslında sıkıntı bence bu arada. Gidip de orada işimi kurup kalabilirim yani. Neyse. Neyse ki öyle dertlerimiz yok. Neyse ki öyle bir şey yok yani anca ettiği için. Niyet mektubu. Niyet mektubunda ne yazdık? Öncelikle işte kendimizi tanıttık. İşte ben Buse, eşimle birlikte işte şuraları buraları gezdim daha önce. Ve şu anda işte ülkenize girmek istiyorum. Birleşik Krallık'ta gezmek istediğim yerler şuralar. Dürüst ol. Aynen yani biz mesela yazdık işte British Museum'a gideceğiz. İşte ne yapacağız? Oradan şey Westminster Manastırı'na gideceğiz. Orada drone uçuracağız. Bu arada Londra vloglarını izlemediyseniz eğer iki tanesi yayınlandı. Yani part 1 ve part 2 yayınlandı. Bir de başımıza gelenlere bakın yani oralarda. Eğlenceli vloglar oldu. İzlemek isterseniz şimdilerde bir yerlerde bulursunuz. Neyse niyet mektubunun içinde anlatıyoruz işte. Şuraya gideceğiz, şurada böyle yapacağız, burada böyle yapacağız diye detaylı bir şekilde. Sonrasında geri döneceğimizi söylüyoruz tabii ki işte. Biz şu şirketlerle çalışıyoruz. İşte şu tarihte geri geleceğiz diye. Sonra şirket belgeleri. Bence bu da önemli bir detay. Bizim için yani çalışanlar için bahsediyorum. Bunun içinde ne var? Yine şirket yazısı var. Diyor ki işte şu çalışanım bu tarihler arasında izinlidir ve işte bana şirkete geri dönecektir. Bunu beyan ediyor aslında. İmza, kaşe neyse hepsini yazıyor. Resmi bir evrak oluyor. Şirkete ait evraklar geliyor sırada. İmza sirküleri, işte ticaret odası kaydı, vergi levhası, ticari sicil gazetesi gibi. Yani şirketinizin Türkiye'de yetkili ve resmi bir şirket olduğunu kanıtlayan belgelerde. Aynen öyle. Son olarak tapu ve eğer üstünüze bir araç, ruhsat vesaire varsa yani bir geliriniz, bir tapunuz. Kira geliriniz. Kira geliri gibi bir şeyleriniz varsa o kadar yok ki yani ne olduğunu bilmiyorum. Bunları da ekleyebilirsiniz iyi olur. Tabii burada ben kalıcıyım hani Türkiye'den ayrılmıyorum gibi bir kanıt olması adına. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bunların hepsini aldınız ve bizim gibi eğer self servis seçtiyseniz artık yükleyeceksiniz ya. Bunu yüklemeden önce TLS'ye giderken artık başvuruya giderken elinize birkaç çıktı almanız gerekiyor. Bunlar neler? Bir kere randevuyu aldığınıza dair randevunun onaylanıp şu tarihte gidebilirsiniz yazan bir bölüm var. Onu bir sonraki videoda koyacağım. O bölüme kadar gideceğim çünkü beraber uygulamalı yapacağız. Onun SS'i yani ekran görüntüsü. Ödemenin ekran görüntüsü. İşte ben şu kadar ödedim ve hani onaylandı ödemen gibi bir mail geliyor. O mailin ekran görüntüsü direkt çıktısı. Bunların hepsi yanımıza çıktı olarak alacağımız ve giderken randevuya götüreceğimiz şeyler. Bunları da aldık. Artık biz randevumuz tamam. Evraklarımız tamam. Paraları ödemiştik zaten. Randevuya hazırız demektir. Bundan sonraki aşama ve detaylı olan başvuru formunun doldurulmasını bir sonraki videoda yayınlayacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Vlogları da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.